Hüseyin Cahit Yalçın'ın Kavgalarım adlı bir eseri var. Kavgalar, kavgam deyince sakın ha başka bir eser aklınıza gelmesin. Aman adını bile anmak istemeyiz o kişinin. Kavgalarım bizim edebiyatımızda Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet Fon'un edebiyatına karşı yapılan eleştirilere cevaben yazılmış yazıları içermektedir gençler. Yani o dönemde Servet Fon'un bolca eleştirilmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın da bu eleştirilere eleştirilerle cevap vermiş ve bu eleştirilerini Kavgalarım adlı eserini toplayıp onu daha sonra kitap olarak yayımlamıştır. Unutmayın yanına 4 tane yıldız bıraktım ve geliyoruz. Varsa Türklerin söylemiş olduğu şiirlerdir. Genellikle bunu nasıl anlarız? Çok basit. Eğer içinde bre, hey, bre, hey gibi sözler varsa buradaki şiirin hemen varsa olduğunu anlayabiliriz. Bu önemli bir ipucu. Kafiye ve dörtlük açısından koşmakta. Onun Şah-ı Geda adlı bir mesnevisi var. Yani Şah ile Geda'nın arasındaki aşkı anlatan. Şah hani zengin anlamında kullanılır divan edebiyatında. Geda ise genellikle fakir anlamında kullanılır. Bu da aklımıza kalsın. Bunlar hep bilgi gençler. Hep bir kenara yaz. Gencine-i Raz şeklinde bir mesnevisi var. Yusuf-u Zeliha'yı yine Taşçalı Yahya da yazmış. Aynı zamanda Hamse sahibidir. Unutmayalım. Yanına bir yıldız bıraktık. Güçtür. Bunlar önemli. Bir de Surname'si vardır. Surname nedir gençler? Surname padişah çocuklarının düğünlerini, sünnet düğünlerinin anlatıldığı metinlerdir. Bunun dışında Hecevsü'yle şiirlerini yazmış ama Aruz Ölsü'nde kısmen kullanmıştır. Ve bir tane de mesnevisi vardır gençler. Risalet-ü Nusiye. Risalet-ü Nusiye'yi unutmayacaksın, aklında tutacaksın. Ve şimdi geliyoruz. Kıvan-ı Ahval gençler biliyorsunuz 1860 yılında Agah Efendi ile Şinasi bu gazeteyi çıkarmıştır. Bu gazetenin özelliği nedir? Edebiyatımızdaki ilk özel gazetedir. İşte o özel gazetenin girişinde Tercüman-ı Ahval mukaddemesi yazmıştır Şinasi. O da gençler edebiyatımızdaki ilk makale olarak kabul görmektedir. Orhan Seyfi, Orhon, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı eseriyle meşhurdur. Halit Fahri Ozan.